Bir hobicinin logoya ihtiyacı yoktur. Ama işimizi profesyonel yapan, bir markalaşma yolunda giden ressamsak eğer bir logoya ihtiyacımız var. Bob Ross'un logosunu hatırlayacaksınız. Benim şahsen 3 tane var. Bir tanesi kendi markama ait, bir tanesi koçluk programıma ait, bir tanesi de verdiğim kurslara ait. Tabii ki sizin 3 tane yapmanıza gerek yok. Bir tanesi hayli hayli yeter arkadaşlar. Logonun önemini şöyle anlatmak istiyorum. Logoyu web sitenizde kullanabilirsiniz, sosyal medyada paylaşımlarınızda kullanabilirsiniz. Herhangi bir anlaşma yaptığınızda, sözleşme yaptığınızda onu iliştirebilirsiniz. Faturalandırma yaptığınızda iliştirebilirsiniz. Bunun yanında merch yaparsanız ileride, yani kendinizle ilgili baskılar yaparsanız gene logo çok profesyonel duracaktır ve profesyonel olan şeylerde güven yaratır. Çünkü insanlar düşünür ki logo yapacak kadar demek ki ciddiye alıyor işini. Bu gerçekten bir marka. Yalnız logonuzu tasarlarken dikkat edin, yazı çok fazla olmamalı. Ne kadar sade olursa aslında o kadar iyi bizim için. Çünkü gerçekten çok küçülüyor o logolar. Küçük küçük kullanıyoruz onları ve yazılar okunmaz hale gelebiliyor. Detaylar zaten hiç görünmüyor. O nedenle yaparken bu aklınıza bulunsun. Bir de bundan önceki videoda biz renklerinizi, renk temanızı belirlemenizi istemiştik. Eğer izlemediyseniz burada. Ve bu renk temanızı belirlediniz. Şimdi bunları logo tasarımınızda kullanabilirsiniz. Canva benim kullandığım program. Canva o kadar güzel bir program ki arkadaşlar. Ben hem Instagram dizaynlarımda hem YouTube işte resimlerimde vesaire her şeyde kullanıyorum. Bu bütün logolarımı da burada dizayn etmiştim ama Canva Pro kullanarak. Ücretsiz kısmı da var ama Pro kısmından çok daha fazla şeyler elde edebilirsiniz. Eğer bakmak isterseniz size özel linkim aşağıda açıklamalar kısmında. Hadi o zaman bugün 2-3 tane dizayn yapın, tasarım yapın ve sonra aralarından en güzel olanı seçin. Ben yarın buradayım yine. Görüşmek üzere.